aslında engel fizikte değil, engel canda değil, engeller zihindedir. Zihindeki engelleri yıkamazsak, engellilere çok şey yapmış olamayız. Zafer Bey, ilgilen beyefendi. Git ilgilen, yanına git. Hem önemli mesajlar verdi hem de engelli bireylerin sorunlarını tek tek dinledi, ilgilendi. Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı tanıtım toplantısında konuştu. Engellilere bireysel grup halinde toplam 12 saat, bireysel 8, grup halinde 4, toplam 12 saat rehabilitasyon veriliyor. Bu yetmez. Bu yetmez. Halbuki bunun 40-50 saate çıkması lazım. Yani bireysel eğitim miktarı artması gerekiyor. Öyle mi? Tamam. Peki artınca ne oluyor? Para. 8.000-10.000 lira lazım. Devletimiz niçin var? Devlet vatandaşın işini görmek için var. Bu uğurda ne para harcanacaksa harcanacak. Gereken neyse yapılacak. Fiziksel engelleri, tekrar ediyorum, ortadan kaldırmak için her şeyden önce yüreklerimizdeki engelleri kaldırmalıyız. Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında sık sık otizmli bir Sen Başar'dan bahsetti. O genç kız yaşadığı tüm engel ve zorluklara rağmen hayata sımsıkı bağlanmış. Hatta yaşadıkları hakkında kitap bile kaleme almıştı. Kürsüde yaptığı konuşma ve samimi sözleri Başbakan Binali Yıldırım'dan da alkış aldı. Ben hayatımda çok zorluk çektim. Okul hayatımda diğer yaşıtlarımla arkadaşlık kurmaya kalktığımda nasıl yapacağımı bilmiyordum. Bana kızlar onların arkasından yürürken bana diyorlardı, neden arkamdan yürüyorsun? Neden arkadaşlık kurmak istediğim için, ama anlamadılar. Şimdi o lafı diyen kız beni Facebook'ta takip ediyor. Ben de ona diyorum, neden beni takip ediyor? İnsanlar bana diyorlar ki, hani böyle kendimi ifade edebiliyorum ya, sen otizmi aşmışsın, yenmişsin. Hayır, ben otizmi aşmadım. Ben otizmle yaşamayı öğrendim.